Evet. Yeni Babil İmparatorluğu ya da Kalde İmparatorluğu Büyük Kiros liderliğindeki Persler tarafından ele geçiriliyor. Yıl 539. Kiros Babili fethediyor ve böylece önemli bir imparatorluk kurmayı başarıyor. Kiros'un ardından gelen hükümdar 2. Kambises ise diğer hükümdarların yapamadığı bir şey yapıyor ve milattan önce 525'te Mısır'ı fethederek Pers İmparatorluğu'nun bir parçası haline getiriyor. Yani Pers İmparatorluğu bu dönemde ortaya çıkan geniş ve önemli bir imparatorluk. Ancak kısa süre sonra bir grup şehir devleti Pers İmparatorluğunu zayıflatıyor. Tam olarak neyi anlattığımı netleştireyim sizin için arkadaşlar. Şu anda yaklaşık olarak milattan önce 539 yılındayız. Büyük Kiros'un Yeni Babil İmparatorluğunu ele geçirdiği yıl eski ahitte anlatılanlara göre Kiros Yahudilerin Babil esaretini sona erdiriyor ve onları özgürlüklerine kavuşturuyor. Daha sonra oğlu Kambises milattan önce 525'te Mısır'ı almayı başarıyor. Zaman çizelgemizde Pers İmparatorluğu'nun genişlemesini görebilirsiniz. Ancak Persler bir süre sonra Antik Yunanlarla karşı karşıya geliyor. O dönemde antik Yunanlar birleşik bir ulus değildi. Farklı şehir devletlerinde yaşıyorlardı. Şehir devletlerinden bahsederken genelde Atina gibi şehirler akla gelir. Atina birkaç yüzyıldır o bölgede yerleşik bulunan İyonlara aitti. Başka bir şehir devleti de Dorlara ait olan Sparta'ydı. Yine onlardan da bahsettiğimiz bu dönemden birkaç yüzyıl önce oralara yerleşmişlerdi. Yani her biri kendi devleti, ordusu, kanunları ve gelenekleri olan şehir devletlerinde yaşıyordu. Ama aynı zamanda ortak olan bazı unsurlar da vardı. Mesela ortak bir dili, işte efendim çeşitli gelenekleri ve ortak bir dini paylaşıyorlardı. Ve Persler pek çok kez denemelerine rağmen Yunanlıları ele geçiremiyorlardı. Büyük Kiros, Kambises, Büyük Darius Yunan bölgelerine doğru birkaç kez ilerlemelerine rağmen başarılı olamıyorlar. İşte bunlara milattan önce 499'dan 450'ye kadar süren Yunan-Pers savaşları diyoruz. Yunan-Pers savaşları. Haritamızda işte şurada. Bu savaşlar sırasında bazı meşhur olaylar yaşanıyor. Mesela günümüzdeki maraton koşularının kökenini oluşturduğu düşünülen Maraton Savaşı. Ya da 300 Spartalı filminde de gösterilen Spartalıların girdiği Termopil Savaşı. Termopil'de binlerce askerden oluşan Pers ordusu 300 Spartalı ile sayıları birkaç yüzü bulan diğer askerlerle karşı karşıya geliyor ve bize silahlarınızı verin diyorlar. Tabii bunun ne kadarının efsane ne kadarının gerçek olduğunu bilmiyoruz ama iyi bir hikaye. Sonra Spartalılar da o zaman gelin alın silahları diyorlar ve Persler de bizim güneşi bile kapatacak kadar okumuz var diye cevap veriyor. Bunun üzerine Spartalılar da diyor ki iyi ee, o zaman gölgede savaşacağız demek ki. Yunan Pers savaşlarını anlatırken hem gerçek olaylar hem efsaneler işin içine giriyor arkadaşlar. Hatta bu savaşlar çeşitli filmlere ilham olmuştur biliyorsunuz. Evet, bu dönemde her ne kadar Yunanlar Persleri savuşturmayı başardılarsa da birlik olmayı başaramadılar. Hatta birbirleriyle savaşmaya başladılar. İşte bu dönemde de e, bizim Pelopones Savaşları diye bildiğimiz savaşlar başlıyor. Pelopones Savaşları. Savaşlar M.Ö. 431'den 404'e kadar e, sürüyor. Sparta ve müttefikleri ile Atina ve müttefikleri arasında oluyor. Sparta, askerin ve ordunun önemli görüldüğü bir toplum. Atina ise kültür ve bilimiyle ünlü. Yine de birbirleriyle iyi mücadele ediyorlar doğrusu. Şimdi tahmin edersiniz ki bunlar birbiriyle savaşırken başkaları tarafından fethedilmeye açık hale geliyorlar. Ve bu başkası da tabii ki Makedon kralı Filip oluyor. Bu arada Makedonya bölgesinde yaşayan farklı gruptan insanlar birbiriyle akraba. Aynı dili konuşuyorlar ve benzer gelenekleri var vesaire vesaire. İşte Filip günümüzde Yunanistan olarak bilinen bölgenin büyük kısmını ele geçiriyor. Ama Makedon kralı Filip ne kadar ünlüyse oğlu da belki tarihteki en meşhur 5 kişiden biridir. 336'da Filip suikaste uğrayınca yerine oğlu İskender geçiyor. İskender bu sırada henüz 20 yaşında. Aslında ilk başlarda ona Büyük İskender denmiyordu. Ancak çeşitli başarılarından sonra böyle bir unvana sahip oldu. İskender başa geçtikten kısa süre sonra gücünü sağlamlaştırıyor. Bunu yaparken sadece Yunanistan'la kalmıyor. Aynı zamanda yeni bir imparatorluk kurmaya başlıyor. Denizin diğer tarafında bulunan Pers İmparatorluğu altındaki toprakları da almayı başarıyor. Hatta ordularını Hindistan sınırına kadar götürüyor ve Mısır'ı ve Orta Doğu'nun çoğunu ele geçiriyor. İşte bu sebeple İskender'e bazen dünyanın en büyük maceracısı denir. Zaten düşündüğünüzde inanılmaz. Çünkü tüm bunları sadece 10 yıldan birazcık fazla bir zaman diliminde yapıyor. İskender milattan önce 323'te ölüyor. Yani daha 30'larının başında ve tüm bunları yapmayı başardı tarihin hangi tarafında durduğunuza bağlı olarak yani neyse ki ya da ne yazık ki imparatorluk ayakta kalmayı başaramıyor. Bunu da zaman çizelgemizde görebilirsiniz. İskender bu kısa zaman içerisinde tüm bu toprakların hepsini ele geçirmeyi başarıyor. Ordularını Hindistan sınırlarına kadar götürebiliyor. Ancak öldüğü için bu durum kısa sürüyor ve imparatorluk ayakta kalamıyor hatta akrabaları ya da generalleri tarafından birden fazla imparatorluğa bölünüyor. Bu bölünme hakkında videolar yapacağız. Ama belki daha da ilginç bir şekilde İskender'in döneminde tüm bunlar gerçekleşirken sonunda dünyanın gördüğü en büyük imparatorluklardan birine dönüşecek başka bir grup daha ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu grup Romalılar. Buradaki zaman çizelgesinde de görebilirsiniz. Romalıları da bir sonraki videoda anlatacağım.